Yaşanan trafik kazalarına tepki göstermek istediler. Kadıköy'de uluslararası çapta düzenlenen sessiz sürüş protestosu çok sayıda bisikletlinin katılımıyla gerçekleşti. Bisikletliler korna ve zillerini çalmadılar ve böylece durumu bakın nasıl protesto ettiler. Son yıllarda bisiklet kazalarında ciddi bir artış görülüyor. Buna dikkat çekmek isteyen bisikletliler İstanbul'da buluştu. Her yıl uluslararası çapta düzenlenen sessiz sürüş bisiklet turu Kadıköy'de gerçekleştirildi. Sürüş Türkiye'de 33 farklı şehirde aynı anda başladı. Sessiz sürüş, trafikte hayatını kaybeden bisikletçileri anmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleştiriliyor. Bu sessiz sürüş inanılmaz bir etkileyiciye sahip olduğu için artık her yıl kaybettiğimiz bisikletli dostlarımızı ve yaralanan bisikletli dostlarımızı isimlerini yaşatmak ve onların hatıralarına sahip çıkmak için yapmaya devam ettiğimiz bir protesto yöntemidir. Bisiklet her şeyden önce bir ulaşım aracı ve hani toplumda bir karne hediyesi olarak sanki bir oyuncakmış gibi gözüküyor. Aslında biz burada bisikletli ölümlerine dikkat çekmeye çalışırken bisikletin bir ulaşım aracı olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Bisiklet sürücüleri trafikte güvenli sürüşün sağlanması ve araç sürücüleri tarafından kabul görmek istiyor. Amaçları trafikte yaşadıkları sorunlardan kurtulup trafikte var olmak. Hiç dikkat etmiyorlar. Büyük bir sıkıntımız var bu konuda. Biz her şeyden evvel spor yapmak istiyoruz. Taşıtların daha çok azaldığı, herkesin bisiklete bindiği bir ortam yaratmak istiyoruz. Bisiklet sürerken bizim herhangi bir can güvenliğimiz yok. Bizi herhangi bir kask korumaz. Bizi herhangi bir kıyafet korumaz. Hiçbir uyarı ikazı korumaz. Bizim bedenimizdir, bizim aracımız. O yüzden bisikletime çarparsan ölürüm. Bisiklet sürücüleri trafikte bisiklet kazalarının önlenmesi için öneriler de sundu. Televizyonlarda kamu spotları dönmesi gerekiyor. Bisikletlere dikkat edilmesi için. Bisiklet kazalarını önlemek için trafikte varlığımızı kabul edilmesi gerekiyor sürücüler tarafından. Bu özellikle bizi sıkıştırmaya çalışan otobüs şoförleri ve bireysel araçlar sebebiyle oluyor en çok.